Tekrardan merhabalar sevgili arkadaşlarım. Artık hücre zarıyla ilgili endositozumuzu, pinositozumuzu, kolaylaştırılmış difüzyonumuzu ve ozmozumuzu gördüğümüze göre bunları sorular üzerinden birazcık bir tekrarlayalım. Şimdi aşağıda akıcı mozaik zarla ilgili bir kesit verilmişler. Buradaki X, Y, Z ile gösterilen maddelerle ilgili hangileri doğrudur diyor. Şimdi arkadaşlar şurada dikkatimi direkt Y çekti. Y gördüğünüz gibi şuradaki tabakanın arasındaki yapılardan birisi. Şimdi bu tabakamız neydi arkadaşlar? Bir fosfolipitti. Z molekülü bir proteindi. X molekülü de gördüğünüz gibi proteinin üzerinde tutunmuş. Demek ki bu adam da gliko proteindir diyeceğiz. O zaman X hücreye özgürlük kazandırır. Doğru. Z madde geçişlerinde ne olacak arkadaşlar? İşlev görecek. Evet, özellikle ne olarak görüyordu bunlar? Taşıyıcı proteinler olarak görev görüyordu değil mi arkadaşlarım? Suda çözünen moleküller Y'nin kuyruk kısmından kolayca geçer. Şimdi Y'nin kuyruk kısmı nasıldı? Hidrofobikti. Yani suyu sevmezdi değil mi? O zaman suyu sevmezse burada suda çözünen maddeler kolaylıkla geçemez. Ne olması gerekiyordu? Yağda dese daha mantıklı olabilirdi. O zaman 2013 YGS'de çıktıysa bu soru ne diyecekmişiz cevabına? 1 ve 2 diyebiliriz. Aşağıdaki X molekülünün hücre içine alımını şematize etmişler. Hemen bakıyoruz arkadaşlar. Hücre içerisine alıyormuşuz. Yani burası hücrenin içi, şurası da hücrenin dışı. Şimdi bakıyorum 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hücrenin dışı nasılmış arkadaşlar? Çok yoğun. Buraya bakıyoruz. Burası da az yoğun olarak karşımıza çıkıyormuş. Şimdi biz çoktan aza doğru geçiyorsak ve burada taşıyıcı protein kullanıyorsak arkadaşlar, ne olması lazım bu taşınmanın? Kolay difüzyon, yani kolaylaştırılmış difüzyon olması gerekiyor. Şimdi arkadaşlar bunu tane tane anlatıyorum ki konuyu biraz daha tekrar edebilmek adına, yoksa çok daha hızlı bir şekilde yapabiliyoruz. X molekülü polimer yapıdadır. Arkadaşlar bunlar hücre zarında değişiklik meydana getirmiyorlarsa taşınan madde monomerdir diyeceğiz arkadaşlar. Polimer değil. Aktif taşıma. Aktif taşıma için de bunun azdan çoğa gitmesi gerekiyordu. Ne oldu arkadaşlar? Bu da gitti. Y molekülü taşıyıcı proteindir. Direkt gördük zaten. Y molekülü sadece X molekülünü taşıyabiliyor. Ve bunlar neydi arkadaşlar zaten? Taşınan moleküle özgü bir yapı idi. Bir hayvan hücresi. Bu hücre içiyle izotonik bir ortama konmuş arkadaşlar. Hemen bir bakalım. Diyelim ki kabın içi %10'luk bir çözeltiye sahipmiş. Hücrenin içerisine bakıyoruz. Hücrenin içerisinde de %10'luk bir yapı görüyoruz. İzotonik dediği için böyle yaptım arkadaşlar. Bir hayvan hücresi hücre içi izotonik olan bir ortama konulmuş. Bunlarla ilgili hangileri doğrudur? Su molekülleri hücre zarından içeriye ve dışarıya eşit miktarda geçer. İzotoniğin amacı oydu zaten. Yoğunluklar eşitlendikten sonra madde alışveriş eşit hızda devam etsin. Hücrenin hacmi sürekli olarak genişler. Hayır, tabii ki de eşit miktarda alışveriş yapıyorsan bir değişiklik meydana gelmiyordu. Hücrede su molekülleri dışında madde alışverişi gerçekleşemez diyor. Hayır arkadaşlar, gerçekleşir. Biz burada ne diyorduk? Su ve madde alışverişi eşit miktarda gerçekleşir diyorduk. O yüzden 3 de yanlış olduğunu oldu arkadaşlar. 1'i söyleyip devam edebiliyoruz. Ozmotik denge halinde bulunan bir hayvan hücresi T1 anında hipotonik bir çözeltiye bırakılıyor. Bu süreçteki su miktarındaki değişim aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir diyor. Şimdi ozmotik denge halinde bulunmuş arkadaşlar. Yani hücrenin içerisindeki su miktarında bizim ne olması lazım? T1 anına kadar bir değişiklik olmamış olması lazım. Ve biz ne demiştik arkadaşlar? Hipotonik ortamda hücre su almalı. Şimdi T1 anına kadar hücre
hücrede su miktarında bir değişiklik olmayacaktı. Bu gitti, bu gitti, bu gitti. T1 anında da hipotonik ortamda ne olacaktı arkadaşlar? Biz su alacaktık. O zaman hücredeki su miktarının ne olması lazım? Azalıyor olması değil, artıyor olmasını bekliyorduk. Ve o yüzden cevap ne oldu? C oldu. Buradaki tiyo nedir arkadaşlar? Buradaki tiyo T1 anına kadar ortam izotonikse hücrenin içerisinde bir miktar değişiklik olmaması gerekiyordu. Yani hücre içerisindeki değişiklik T1 anında ortama bir şey koyduktan sonra gerçekleşecekti. Hipertonik ortama koysaydım arkadaşlar tamamen böyle bir yorum yapabilirdim. Ama hipotonik ortama koyduğum için su aldım ve hücredeki su miktarı arttı. Difüzyon ve ozmoz olaylarıyla ilgili arkadaşlar. Şimdi ne yapıyorduk? İkisi de pasif bir taşıma olarak ortaya çıkıyordu. ATP harcanmayacaktı. Ozmozda su geçecekti. Enerji harcanmaksızın gerçekleşir. Seçici geçirgen olan yapay veya doğal bir varın zarlığında gerçekleşir. Gerçekleşebilir, gerçekleşmeyebilir ama gerçekleşir. Zardan geçemeyen moleküllerin hücre dışına atılması, zardan geçen moleküllerin dışarıya atılmaması egzositoz olayıydı değil mi arkadaşlar? Şimdi difüzyon dediğimiz olayın içerisinde de bir basit, bir de kolaylaştırılmış difüzyon vardı. Buradaki gördüğünüz gibi arkadaşlar kolaylaştırılmış difüzyon seçici geçirgen varlığında çok rahat bir şekilde yapılması gerekiyor. Zaten ozmoz suyun yarı geçirgen zardan difüzyonuydu. Difüzyonda suda çözünen veya yağda çözünen maddelerin hücre zarından difüzyonla geçmiş olayıydı. Yani her türlü burada bir zardan geçecek ve zarda seçici geçirgen bir özellik gösteriyordu. Hipertonik tuz çözeltisine konulmuş bir hücrenin sitoplazmasındaki ozmotik basıncına bakacağız. Şimdi arkadaşlar, hipertonik bir tuz çözeltisine koyduk. Hipertonik ortam hücreye göre daha yoğun olacaktı, değil mi? Yani hücrede ortama göre daha az yoğun bir molekül göreceğiz. Devam. Bu grafiklerle ilgili ne gibi yorumlar yapabiliriz diyor. Şimdi hipertonik ortamda ne olacaktı arkadaşlar? Hücre su kaybeder. Ve bize demiş ki hücrenin sitoplazmasındaki ozmotik derişimi bu tarafa doğru su kaybetmeye başlıyorsa arkadaşlar ne olacaktı? Hücrenin ozmotik basıncı artmalıydı. Çünkü arkadaşlar buradaki yoğunluğa baktığımızda benim V değerim sürekli olarak azaldığından kaynaklı ne oldu arkadaşlar? Kesrimin değeri artmaya başladı. O zaman benim ozmotik basıncım azalmayacak. Azalmayacak, sabit de kalmayacak, herhangi bir şekilde dalgalanma da göstermeyecek. Ne yapacak arkadaşlar? Artış gösterecek diyebiliriz. Belirli bir tatlı su alginde yaşadığı ortamdan 1000 kat fazla kalsiyum, potasyum bulunmaktadır diyor arkadaşlar. Yani x kadarlık potasyum suda bulunurken burada 1000x kadarlık bir potasyum bulunabiliyormuş. Şimdi sorumuza devam edelim. Bu olayla ilgili ifadelerden hangileri doğrudur diyor. Şimdi burada arkadaşlar normalde potasyum dışarıya doğru gitmesini bekliyorduk biz, değil mi? Ama bu dengenin korunabilmesi için dışarıya giren potasyumun her defasında içeriye alınması için ne yapması lazım? Azdan çoğa doğru hareket etmesi lazım. Dolayısıyla aktif taşıma yapması lazım. K dengesinin korunmasında ilgili enzim görebilir demişler ve algin canlılığının kaybetmesiyle K difüzyona uğrar. Ne olacak arkadaşlar? Enerji yoksa ATP yoksa potasyum dışarıya çıkar ve potasyum eşitlenir. Eşitlenmesini engellemek için de bizim ne yapmamız gerekiyor arkadaşlar? Ortamdan enerjinin uzaklaştırılmaması gerekiyor. Haliyle hücre canlılığını kaybederse ATP üretemez. ATP üretemediği için dışarıya gönderdiği potasyumu içeriye alamaz ve buradaki eşitliği kaybeder diyoruz. Hücre zarındaki madde taşınmaları ile ilgili ifadelerden hangisi doğrudur? Oksijen hücre zarından daima pasif taşıma yoluyla geçer. Ne demiştik? Gazlar her türlü pasif taşımayla geçecektik. Hücre zarının iki tarafında derişim farkına sahip olan her madde
kolaylaştırılmış difüzyon yapabilir. Şimdi derişim farkına sahip olsa da her madde olabilir miydi? Abi A, D, E, K vitaminleri basit difüzyon yapıyordu arkadaşlar. Ama diğer maddelere bakıyorduk. Mesela glikoza bakıyorduk arkadaşlarım. Glikoz kolaylaştırılmış difüzyon yapabilirken bunlar basit difüzyon yapıyordu. Aktif taşımada moleküller yalnızca hücre dışından hücre içine doğru alınır. Hayır arkadaşlar, biz ne demiştik buradaki olaya? İki yönlü demiştik. Hücrenin içerisinden dışarıya, dışarısından da içeriye aktif taşıma yapabilirdik. Galiba 9 kadar sorumuz kaldı arkadaşlar. Bir çıkmış soru daha. Glikoz çözeltisi, nişasta ve iyot. Şimdi arkadaşlar, buradaki iyot monomer. Yani zardan geçer. Bu tip sorularda soruları okumadan önce böyle yorum yapmanızı tavsiye ederim. Glukoz. Zardan geçer. Nişasta. Bakalım arkadaşlar, bu geçemez. Şimdi U şeklindeki borunun M ve N kollarındaki bağırsak zarıyla şekildeki gibi ayrılmış. M koluna glikoz ve nişasta koymuşlar. N koluna da iyot koymuşlar. Ve iyot nişasta ayracı olup nişasta ile birlikte mavi rengini alacak demiştik. Şora bağırsak zarıyla ilgili baktığımızda bu ne olacak arkadaşlar? Yarı geçirgen. Yarı geçirgen olduğu için sevgili gençlerim, ne olacak buradan? Nişasta geçemez. Ama N kolunda ne görebileceğim? Ben N kolunda glikozu da görebileceğim, iyotu da görebileceğim. Ama bu tarafa baktığımızda arkadaşlar, bir tane glikozu da görebileceğim, burada bir nişastayı da görebileceğim ve aynı zamanda iyot molekülünü de burada görebileceğim. O zaman nişasta ile iyot bir araya geldiği için M'de bir renk değişimi görebilirken N kolunda bir değişiklik görmemem gerekiyor. M kolunda çözelti yoğunluğunun değişmesi. Şimdi arkadaşlar, M kolundaki çözelti yoğunluğu nasıl değişecek? Şimdi bu tarafa baktığımızda glikoz molekülü buradan buraya doğru gitmesini görebileceğiz, değil mi? M kolundaki nişasta miktarı aynı kalacak çünkü herhangi bir şekilde N'ye gitmemişti. N kolundaki sıvı renginin maviye dönmesi. Arkadaşlar, burada N kolunun renginin dönebilmesi için nişasta geçmesi gerekiyor mu? Nişasta bu tarafa geçmemiş. N kolundaki iyot yoğunluğu azalır. Neden azalır arkadaşlar? İyot buradan bu tarafa geçtiği için derişimi azaldı. Aynı şekilde glikoz da bu tarafa geçtiği için çözeltinin yoğunluğu azaldı ve değişti. Kollardaki glikoz yoğunluğu eşitlendi ama ne oldu? N kolundaki sıvı maviye dönüşmedi. Gelelim bir diğer soruya. Daha yakın tarihle çıkmış bir soru kendisi. Arkadaşlar, burada azdan çoğa doğru, burada da çoktan aza doğru bir geçiş var. Hemen yorum yapalım arkadaşlar. Çok, az. O zaman çoktan aza geçiyorsa arkadaşlar, bu ne yapacak? Aktif taşıma. Zaten monomer geçiriyorsak yapabileceğimiz tek şey aktif taşıma kalıyordu. Ama bu sefer çok güzel bir yanlış yaptık arkadaşlarım. Çoktan aza doğru geliyorsa burada aktif taşıma falan yoktur. Burada ne vardır arkadaşlar? Kolaylaştırılmış difüzyon vardır. Tekrar özür diliyorum. Ama azdan çoğa doğru gelirsek ve taşıyıcı protein kullanırsak aktif taşıma diyebiliriz. Madde geçişleri derişim farkına göre gerçekleşir. Zar proteinleri işlev görür. Hücre tarafından enerji harcanarak gerçekleşir. Arkadaşlar, aktif taşımada geçecekti de bu pasif taşımaydı. Pasif taşımada biz herhangi bir şekilde ATP harcayacağız mı? Tabii ki de harcamayacağız. O zaman ne olacak arkadaşlar? 3'ü buradan elemek durumundayız. 2'nin de olmasını beklediğimiz için bu olayda karşılaşmayacak. Ve buradaki olaylar derişim farkına göre gerçekleşecek demiştik arkadaşlar. Ama bu çoktan aza doğru burada bir eşitlik söz konusu olacaktı. Ama buradan buraya gittiğimizde yoğunluk farkı ortadan kalkacaktı. Yani bunlar derişimi kendi istediği gibi kendiliğinden
Pasif taşıma gerçekleşirken aktif taşıma gerçekleşmez. Çünkü birinde derişim farkı arkadaşlar eşitleniyor, ötekisinde gitgide artmaya başlıyor. Çeşitli hücrelerde madde taşınmasına ilişkin hücrelerle ilgili hangileri enerji harcayarak gerçekleşir? Arkadaşlar, gaz taşıması. Gaz taşıması nasıl bir taşımaydı? Pasif bir taşımaydı. Paramesyumda hücre içerisindeki fazla suyun dışarı atılması. Şimdi burada da su dışarı atıyoruz değil mi arkadaşlar? Suyun dışarı atılmasında ozmoz görev alıyordu. Ona da dikkat edelim. Bir bitkinin bulunduğu ortamdan su alarak şişmesi, turgorlu hale gelmesi, hala ozmoz. Yani ozmoz dediğimiz olayların her ikisi de pasif taşımaydı. Ama alg türünün potasyum oranının fazla olduğu ortamdan 1000 kat fazlaysa, yani az olan yerden x kadarlık olan yeri ben 1000x'lik olan potasyuma çekeceksem ne yapmam lazım bu tarafta? Aktif taşıma yapmam lazımdı arkadaşlar. Dolayısıyla enerjiyi ben sadece burada kullanabiliyorum diyeceğiz. Birazcık daha yeni nesil sorulara doğru baktığımızda şöyle bir şeyler görelim. Yoğunlukları bilinen 3 farklı hücre aynı ortamda yoğunluğu %15 olan ortama doğru bırakılmışlar. Şimdi arkadaşlar, burada nasıl bir yorum yapmamız gerekiyor? Şimdi 3 tane hücreyi ben bu tarafa koysam bile ne olacak gençlerim? Ortamın da bir yoğunluğu var. O yüzden hesaplamalara sizin ortamı da almanız gerekiyor. Onlara uygun bir şekilde bakacak olursak ne olacak? Bir bakalım. Şimdi ne yapmam lazım arkadaşlar? Burada 20'yi, 15'i, 14'ü ve 15'i toplamam lazım. Burada 64'lük bir olay göreceğim. Ama en son durumda bu %64'lük yoğunluğu benim ne yapmam lazım? Her birine eşit dağıtmam lazım. Yani bunu da 4'e böleceksiniz. Ne olacak galiba? 16'lık bir yoğunluk olacak. %20'lik yoğunluk burada %16'ya düşmüş. İkinci hücrede 16 olmuş. Üçüncü hücrede de 16 olmuş. Ortamda 16 olmuş. O zaman birinci hücrenin yoğunluğu 20'den 16'ya doğru azalmış. İkinci hücrenin yoğunluğu 15'ten 16'ya artmış. Üçüncü hücrenin yoğunluğu da ne olmuş arkadaşlar? Artmış diyeceğiz. Hoş bir soru tipidir arkadaşlar kendisi. Bakalım bu sefer hücre yoğunluğunun artmasıyla ilgili bir şeyler çıkaralım karşımıza. Hücrenin değişik ortamlarda hücre içerisindeki su miktarını gösteren grafik aşağıda verilmiş. Hücrenin su miktarı artmış. Arkadaşlar, hücrenin su miktarının arttığı, yani hücrenin su aldığı yerler neresidir? Su alır. Su alırsa hipotoniktir. Arkadaşlar, su vermiş o zaman bu taraflarda. Burası su verirse nasıl bir ortamdır? Hipertonik. Yine burada su almış. Su almışsa arkadaşlar burası nasıl bir ortam? Hipotonik. K ortamı hipotoniktir. Evet, doğru. L ortamının yoğunluğu K ortamına göre daha fazladır. Hipertonik ortam hipotonik ortama göre daha yoğun. M ortamında hücrenin turgor basıncı azalır. Şimdi turgor basıncı su ile doğru orantılıydı. Yani hücrede çok fazla su varsa turgor basıncı da artıyordu. Şimdi hücre su almış M ortamında. O zaman ne olması lazım? Turgor basıncı azalır değil, artar demesi gerekiyordu. Ve cevabı 1-2 olarak devam ediyoruz. %4'lük glikoz içeren bir amip hücresi. %8'lik glikoz çözeltisi içeren ortamda bulunmuşlar ve glikoz derişimi bu tarafa doğru gelmeye başlamış diyor ve %0 olmuş diyor bir süre sonra ortamda. Şimdi ilk başta çoktan aza doğru gitmişim değil mi arkadaşlar? İşte ne olmuş burası? 7 olmuş, 5 olmuş. 6 olmuş arkadaşlar. Burası 6'ya çıkmış. İşte şu esnada, yani şu iki tarafta, birinci, ikinci olaylarda gördüğümüz gibi bir pasif taşıma olacak. Şurada da bir aktif taşıma olayı
devam ettirecek. Sonra ne olacak arkadaşlar? Burası 5, 7, işte 4, 8. Sürekli bir artış meydana gelecek değil mi arkadaşlarım? Yani adam sürekli azdan çoğa doğru gittiği için aktif taşıma gerçekleştireceği bu vatandaşın kesindir. Ama endositoz ve egzositoz olaylarına baktığımızda ne yapacağız? Bunlar için polimer bir molekül olmalıydı. Abi glikoz monomer ama monomer geçecek olan bir madde için endositoz egzositoz yapamadık. İlk başlarda gördüğünüz gibi çoktan aza doğru gittiği için difüzyon yaptı ve en son durumda da sıfırlayabilmek için ortamda aktif taşıma yapmıştır diyeceğiz. Şimdi güzel bir soru tipi, yeni nesil bir soru tipleri sayılır aslında. Bir makara sistemine bağlı %10 maltoz çözeltisi içeren bağırsak torba, 10 maltoz içeren bir kaba bırakıldığında P ağırlığına bağlı olan bağırsak torba başlangıçta dengeymiş diyor. Ama bunlardan içerisine hangisini koyarsam P ağırlığı bir yönünde hareket eder. Şimdi P ağırlığının bir yönünde hareket edebilmesi için ne olması lazım? Hücrenin su alması lazım. Değil mi? Maltoz çözeltisi. Maltoz bir kere zardan geçemez. O zaman ben buraya arkadaşlar mesela kaba ne koyacağım? Yağ koyacağım. Kaba yağ koyarsam eşit durumdaydı bunlar. Maltoz artı yağ koydum ben bu taraflara diyelim. Üçüncü molekül için. Abi burası diğere göre ne oldu? Hipertonik oldu değil mi? Hipertonik olduğu için hücre ne oldu? Su kaybetti. Su kaybettiği için hücre yukarı doğru çıktı. P aşağı doğru inmeye başladı. O zaman yağ koyamayız. Abi enzim de koyamayız. Madde koymamamız lazım. Gitgide benim kabımı hipotonik hale çevirmem lazım ki hücre su alsın. O zaman siz kaba saf su eklerseniz kap ne olacak arkadaşlar? Kap iyice yoğunluğu azalacak. Hipotonik olur. O zaman ne olacak arkadaşlar? Hücre su çekecek. Hücre su çektiği için arkadaşlar ne olacak? Daha da ağırlaşacağı için aşağı doğru inerken bu adam yukarı doğru çıktığını görebilirsiniz. Muazzam bir TYT yeni nesil sorusu. Hem fizik var hem de biyoloji var. Yine benzer bir durumlar. Şimdi %25'lik bir deney düzeneği hazırlanmış bu huniye. %25'lik bir X çözeltisi konulmuş. U borusu denge durumunda olan bir civanın bir süre sonra ok yönünde hareket etmiş. Yani bu tarafa doğru gitmiş. Demek ki hücreye ne olmuş? Su girişi olmuştur diyor. Yani bu tarafa doğru hareket ettiyse hücreye su girer ve civayı iter. Ve dikkat arkadaşlar, bu deney sonucunda olan cam kaptaki çözeltinin su yoğunluğunu istemiş benden. Şimdi %25'lik bir maddenin bu tarafta %75'i su. O zaman ben içeriye su alabilmek için %75'ten fazla su almam lazım. Yani %25 su çözeltisi, %19 su çözeltisi, %50 su çözeltisi koysam, her birisi ne oluyor arkadaşlar? Hipertonik bir ortam oluyor. Dolayısıyla su dışarı doğru çıkmaya başlıyor. Ama sen %90'lık bir şey alırsan ortam %10 madde derişimi vardır diyor. Dolayısıyla burası hipotonik bir ortama dönmeye başlıyor. Ama bunlar daha fazla madde var demek. O zaman burası hipertonik olur ve su kaybeder. Ama benim ne yapmam gerekiyordu? Hücreye su almam gerekiyordu arkadaşlar. Dedik ve arkadaşlar olayı burada bitirdik.
hücre zarı ile ilgili güzel bir tekrar oldu. Sorularda arkadaşlar gayet güzel, akıcı ve anlaşılabilir bir şekildeydi. Hücre organellerini anlatmada ve hücre organelleri sorusunu çözmekte görüşmek üzere arkadaşlarım. Kendinize iyi bakın.